Sefer Bey ile birlikte değerlendiriyorduk. Sefer Bey, isterseniz birazcık da hijyen kısmını değerlendirelim. Gerçekten çok önemli bir husus. Haşereler var şimdi sıcaklıkta, bir de çadırda kalanlar. Az önce Lütfü Bey'in bahsettiği bir husus da vardı. Hani bizler de duymuştuk. Galiba işte orta hasarlı olanlarda ya da işte evlerinde belirli hasarı daha az olanlarda bir karmaşa yaşandığını hani sizler de bahsetmiştiniz. Evet, bu önemli bir husus ama çadırda kalanların kimler olduğunu hani ben tekrardan duymak istiyorum. Lütfü Bey az önce bahsetmişti. Konteynerde kalanlar kimler? Çünkü ev sahipleri geçtiler. Herhalde kiracıların bir kısmı çadırlarda kalıyor. Çadırda kalanların yaşam standartları ve şartları da bence çok önemli bir husus. Yani çok öğlen vaktinde, güneşli vakitlerde nasıl yaşamlarını sürdürebiliyorlar çadırın içerisinde? Çadırda kalanların sayısı azaldı. Azaldı. Konteynerlerde kalma arttı daha çok. Tabii konteynerlerin altyapısı daha düzgün. Yani çadırlar tabii telaşla belki de çok uygun olmayan yerlere de yapılmıştı. Çok da altyapı sorunları vardı. Ama konteynerlerde yok. Konteynerlerin su bağlantısı, kanalizasyon bağlantısı daha düzenli. O yönden daha hijyenik. Ama konteynerin esas sorunu sıcaklık. Yani zaten bunlar saç ve o güneşin altında 40 derecelerde içerideki sıcaklık çok daha artıyor. Klimalar var. Yani klimalar takıldı konteynerlere ama yine de önemli bir şekilde tabii ki sıcaklık sorunu var. Şimdi en önemli sorun tabii konteynere değil, herkes için bu sıcak ortamda güneş çarpması sorunu var. Evet. Onun için genel önlemler de aslında sadece konteynerlerde kalanlar, depremzedeler için değil, herkes için geçerli bir kural. Mümkün olduğu kadar öğlen saatlerinde 12 ile 17, 18 arasında dışarıda olmamak gerekiyor. Mutlaka serin bir yerde, gölgede kalmak lazım, dışarıda kalmamak lazım. Dışarıda kaldığımız zamanda da bu süreyi çok kısaltmamız gerekiyor. Zorunluysa bile mutlaka şapka veya beyaz bir şemsiye önemli bir konu. Ve bol bol su içmek lazım. Normal günlük su tüketimimizin üstünde bir su tüketimi gerekiyor. Çünkü sıcak çarpması ve çok ciddi bir şekilde su kaybıyla kendini çok daha etkili hale getiriyor.